Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hatay'da sınavla öğrenci alan ilk 10 lisenin 2018, 2019, 2020 en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri, puanları ve 2021 kontenjan durumları ile ilgili videomuza hoş geldiniz. İlk olarak Hatay'ın en yüksek puanla alan lisesi Hatay Antakya'da Hatay Fen Lisesi. Türkiye'de puan sıralamasına göre 46. sırada arkadaşlar. Türkiye sıralaması 46. sırada. Hatay Fen Lisesi'nin 2018, 2019, 2020, 2021 kontenjanlarıyla başlayalım. 2018-2019'da 150 idi. 2020'de 1 milyon 600 bin öğrenci girdiği için sınava kontenjanı 30 kişi arttırıldı. Yani bir sınıf arttırıldı. 2021'de tekrar 150'ye indirildi arkadaşlar. 2018, 2019, 2020 en yüksek ve en düşük dilimlerine bakalım şimdi. 2018'de 0,04, en yüksek ise 1,81'di. 2019'da arkadaşlar bu 0,06, 1,62. 2020'de ise 0,02, 1,2 olarak gerçekleşti. Puan olarak da arkadaşlar en düşük 457,84 puanla öğrenci Hatay Fen Lisesi'ne yerleşti. Hatay'ımızın ikinci, Türkiye'nin 8. sırada olan Hatay İskenderun'da bulunan Toz Çelik Fen Lisesi ile devam edelim. Toz Çelik Fen Lisesi'nde arkadaşlar kontenjan durumları 2018-2019 kontenjanları 150, 2020 180'di, 2021'de tekrar 150'ye indi arkadaşlar. Yine pansiyonlu bir okulumuz. 2018 0,08, en yüksek ise 1,82. 2019'da en düşük 0,11, en yüksek 1,91. Arkadaşlar bu yılda 1,91 ile 1,52 arasında alacağını düşünüyorum. En düşük yüzdelik dilim ise 2020'de 0,1, en yüksek ise 1,52 idi arkadaşlar. Puan olarak da Hatay Fen Lisesi'nden 5 puan az puanla, yani 452,64 ile aldı. Hatay Defne'de Anadolu Lisesi olmasına rağmen Fen Lisesi ile puanıyla alan Selip Nevzat Şahin Anadolu Lisesi arkadaşlar. Bu lisemizin pansiyonu yok. Yüzdelik dilimi olarak da arkadaşlar Fen Lisesi ayarında bir okul. Kontenjan olarak 2018-2019, 2018'de 150 idi. 2019-2020 ve 2021'de 180 arkadaşlar. 2021'de kontenjanı düşmeyen ender okullardan biri. 2018'de 0,11, en yüksek ise 3,53. 2019'da 1,69, 3,69. 2020'de arkadaşlar 0,77 ile 2,38 arasında aldı. En düşük ise 441 puan, 441,63 puanla aldı. Bir sonraki okulumuz Hatay Dört Yol'da, Dört Yol Fen Lisesi arkadaşlar. Dört Yol Fen Lisesi'nin kontenjan durumuna bakalım. 2018'de 150, 2019'da 150, 2020'de 216'ya çıkmıştı arkadaşlar. 2021'de tekrar 180'e indi. Burada kontenjan durumu yüzdelik dilimlerine bakacak olursak 2018'de 1,52, en yüksek 4,71. 2019'da 1,91, en yüksek 3,73'lük dilime girenleri aldı. 2020'de ise arkadaşlar 1,14, 3,33 yüzdelik dilimlere girenleri, öğrencileri aldı. Puan olarak da 438,87 en düşük giren öğrencimizin puanı. Sonraki okulumuz arkadaşlar Hatay Antakya'da Osman Ötken Anadolu Lisesi. Osman Ötken Anadolu Lisemizin kontenjan durumuna bakalım. Pansiyonlu arkadaşlar, kız pansiyonu var okulumuzun. Kontenjan olarak 2018'de 180, 2019'da 210, 2020'de 216, 2021'de 180'e düştü arkadaşlar. Yüzdelik dilim olarak 2018'de 2,50 ile 5,42 en yüksek kontenjana giren öğrencimizi aldı. 2019'da 1,65, 5,64. 2020'de 1,27, 4,38. Puan olarak da en düşük 421,94 puanlı öğrenciyi aldı arkadaşlar. Sonraki okulumuz yine Antakya'da arkadaşlar. Hatay Antakya Nihal Turgut Anlar Anadolu Lisesi. Bu okulumuz geçen yıl sınavlı liseler arasına katıldı. Geçen yıl 136 öğrenci almıştı. Bu yıl 120 öğrenci alacak. 16 kontenjanı düştü arkadaşlar. Geçen yıl
En düşük 1,21, en yüksek 4,76 ile aldı arkadaşlar. Puan olarak da en düşük giren öğrenci 418,77 puanla okulumuza girdi. Okulumuzun kız pansiyonu var arkadaşlar. Bir sonraki okulumuz İskenderun İstiklal Maktume Anadolu Lisesi. İskenderun'da bulunan bu okulumuzun arkadaşlar pansiyonu yok. Pansiyonsuz bir okul. Kontenjan durumu ise 2018'de 150, 2019'da 150, 2020'de 216'ya çıkmıştı. Şu an 120'ye indirildi arkadaşlar. Kontenjanı bayağı bir düşürüldü. En düşük yüzdelik dilim 2018'de 1,97, en yüksek 6,15, 2019'da 1,94, 6,14, 2020'de 1,53 ile 5,22 yüzdelik dilime giren öğrenciler girdi. Puan olarak da en düşük 414,75 puanlı öğrenci okula girdi arkadaşlar. Bir sonraki okulumuz yine Hatay İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi arkadaşlar. Pansiyonsuz bir okul. 2018 150, 2019 210, 2020 252, 2021 ise 180 ne düşürüldü kontenjan arkadaşlar. Yüzdelik dilimlerine bakalım. 2018'de 4,85'te 8,68. 2019'da 2,15'te 9,21. 2020'de 2,76 ile en yüksek ise 7,99'luk yüzdelik dilime giren öğrenciyi aldı. Puan olarak da arkadaşlar 398,34 en düşük puanlı öğrencimiz okula yerleşti. Daha sonra arkadaşlar Hatay'ı Reyhanlı Yahya Turan Fen Lisesi. Arkadaşlar Reyhanlı ilçemizde bulunan bu okulumuzun 2018'de 120, 2019'da 150, 2020'de 180 kontenjanı vardı. Şu an yarıya indirildi. 90 kontenjana indirildi arkadaşlar. Erkek pansiyonu mevcut. En düşük yüzdelik dilim 2018'de 3,95, en yüksek 11,88, 2019'da 1,85, 11,36, 2020'de 1,76 ile 11,16 aldı. En düşük puanlı öğrenci ise 383,16 puanla fen lisemize yerleşti. Daha sonraki okulumuz yine Hatay İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi arkadaşlar. Bu okulumuzun hem kız hem erkek pansiyonu mevcut. 2020'de 150 kontenjanken 2021'de yine 150 kontenjanı var arkadaşlar. 2020'de en düşük 3,35, en yüksek 12,61'lik yüzdelik dilime girenler aldı. Puan olarak da en düşük 376,72 puanla öğrenci aldı. Sonraki okulumuz arkadaşlar Kırıkhan'da bulunuyor. Kırıkhan ilçemizde. Hatay Kırıkhan Naim Atakaş Anadolu Lisesi. Bu okulumuz da pansiyonsuz arkadaşlar. Kontenjan olarak 2018'de 150, 2019'da 180, 2020'de 216, 2021'de 150'ye indirildi kontenjan arkadaşlar. Yüzdelik dilim olarak 2,86, 2018'de 2,86, 14,98, 2019'da 3,53, 14,36, 2020'de 2,46, 7,99'da aldı. En düşük puan da arkadaşlar 370 puanlı öğrenci, 370,58 puanlı öğrenci okulumuza yerleşti. Hatay'da arkadaşlar sosyal bilimi olarak Hatay Antakya Karlusu Sosyal Bilimler Lisesi. Bu lisemizde arkadaşlar 2018'de 120 kontenjan, 2019'da 120, 2020'de 216, 2021'de 150 kontenjana indirildi arkadaşlar. Yüzdelik dilimi olarak da 4 yıllık ve hazırlıklı bir okul arkadaşlar. Yani bu 5 yıllık bir okul. Burayı önemli çiziyorum. Toplam 5 yıllık bir öğrenim süresi var arkadaşlar. 2018'de 5,23 ile 15,64, 2019'da 5,90, 18,06, 2020'de 5,13, 18,99'luk yüzdelik dilime girenleri aldı. En düşük puan olarak da 348,70 puan öğrenci aldı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.